Küresel ekonomik krizin ülkeye olan yansımaları ve ülkedeki enflasyon nedeniyle oldukça zorlanan esnaflar devlete olan borçları da ödemekte zorlanmaya başladılar. Bu çerçevede bir açıklama yapan Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Erbolu, esnafların kamuya olan borçlarının yapılandırılması için devletin adım atmasını beklediklerini ifade etti. Bu sayede devletin de kasasına ciddi miktarda bir kaynak geleceğini savunan Erbolu, düzenlemenin vakit kaybetmeden devreye sokulmasını istedi. Ülkenin ekonomik durumundan ötürü gerek vergi daireleri, gerek Bağkur, SGK, vergi borçlarıyla alakalı gerek vatandaşları, gerek esnafları tahsilat anlamında biraz sıkıştırmaya başladı. Tabii bu sıkıştırmak demek aslında borcun tamamını tahsil edebilmek anlamına gelmese de bir şekilde insanlar parayı ödeyebilmek için farklı alternatiflere gitmek zorunda kalıyorlar. Ya bu nedir? Yüksek faizli kredilere başvurmak olsun. İşte eşinden, dostundan, eşrafından borç istemek durumunda kalıyorlar. Bütün bunlara nazaran aslında paranın tamamının tahsil edilmesinden ziyade bu hangi koşulda borç olursa olsun, işte Bendevi Bey'in bahsettiği gibi yani trafik cezasından vergi borcuna kadar bir yapılandırma içerisine gidilirse en azından bu borç tahsilatının da esnafın üzerinden, vatandaşın üzerinden bir yük olarak alınmış olacağını düşünüyoruz biz de. Yani bunda ek olarak şöyle bir alternatif de yapılabilir. Tabii ki bunu iyi niyetli olarak kullanan da var. Kötü niyetli, hani aman bir taksit ödeyeyim de başımdan salayım diye kullanmayı düşünen de var. Yani bu nasıl geçtiğimiz günlerde hastane randevularında bir sistem getirildi, onay sistemi diye. Yani bunda da şöyle bir sistem getirilebilir aslında. Yıl içerisinde iki kere bozulursa bir sene boyunca ya da bir dönem boyunca yaptırmak isteyenin yapılandırmasını yapmayabilirler. Böylece doğru ödeyen ya da iyi niyetli olanla kötü niyetli olanın ayrımı yapılabilir diye düşünüyorum. Bu bağlamda da dediğim gibi yani vergi borçları, trafik cezaları, SGK borçları gerek esnafımıza gerek vatandaşımıza her alanda karşılarına çıkıyor. Bu yapılandırma olursa hem tahsilat, devletin tahsilat gücü artacağından yeni ek vergiler de bence konmayabilir, gelmeyebilir. Çünkü devletimiz iyi bir anlamda tahsilat yaparsa bence yeni ek vergilere de gerek kalmadan bu iş çözülebilir diye düşünüyorum.